bir tarihi yazıyoruz. Bir adalet tarihi yazıyoruz. Bize doğuştan gelen haklarımızı veya anayasal haklarımızı lütuf olarak sunmaya çalışanlar var. Efendim yürüyorsunuz, lütfediyoruz biz size. Bunu tarihte firavunlar söylerdi. Günümüzde de diktatörler söylüyor. Sivil itaatsizlik diyorlar. Neden izin almadılar? Adaleti savunmak için kimseden izin alınmaz. Adalet Allah'ın emridir. Bana 138. maddeyi hatırlatan beyefendiye bir çağrı yapıyorum. Senin hükümetinin mahkemelere genelge gönderdiği, talimat verdiğini ben ispat edersem görevinden onurlu bir insan gibi, namuslu bir insan gibi istifa edecek misin? Sözde Cumhurbaşkanı, sözde koltukta oturuyor, bir sürü laf ediyor. Gel o zaman karşıma geç, gücüm varsa, yetkim varsa, cesaretim varsa, namustan, onurdan, haysiyetten söz ediyorsan gel karşıma, senin televizyonunda oturup tartışalım. Korkuyor. Ya koltuk giderse? Ya arkadaş, koltuk kimseye baki değildir. Koltuğun hakkını vereceksin. Kul hakkı yemeyeceksin. Sen kul hakkı yiyorsun, koltuğun hakkını vermiyorsun. O nedenle biz bugün meydanlardayız, sokaklardayız, caddelerdeyiz ve hep beraber adalet için yürüyoruz. Sanıyor ki 2019'da da gene bir mühürsüz seçim ayarlarım. Buna izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Sanıyor ki yine 2019'da bir yüksek seçim kurulu ayarlarız. Oraya gene bir çeteyi oluştururuz. Buna da izin vermeyeceğiz. 2019 Türkiye'de demokrasinin şaha kalktığı tarih olacaktır. Şaha kalktığı tarih olacaktır. Artık günümüzde her firavunun bir musası değil, birden fazla musası vardır. Ve biz zulme karşı direneceğiz. Adaleti savunacağız. Asla dilsiz olmayacağız. Bütün haksızlıklara karşı mücadelemizi insanca, kararlılıkla, onurumuzla, gururumuzla, namusumuzla savunacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.